Ne kadar sağlıklı, tabii ki çocuklar istiyor, ne kadar sağlıklı dondurma yapıldığını anlatıyorum. Yani dondurmacılar kusura bakmasınlar, süt tozu kullanıyorlar, en tehlikeli. Mısır şurubu şekeri kullanıyorlar, o da tehlikeli. İçine bir de işte çilek aroması, vişne aroması, hepsi aroma. O aromalar nereden geliyor? Çin'den geliyor. Bal aroması gelirse onların aroması gelmez mi? Her türlü aroma Çin'den geliyor, hepsi fabrikasyon, hepsi kanserojen ve tehlikeli, haberiniz olsun. Burada sağlıklı bir dondurma çocuklar için nasıl yapılır? Yalnız bir de tarif verebilir miyim? Tabii, gayet basit. Lütfen. Dondurma çocuklar tarifi Canan Karatay hocamdan geliyor. Dondurma, Karatay dondurması diyebilirsiniz. Evet. Ev yoğurdunu alacaksınız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kendiniz ev yoğurdunu yaparak alacaksınız. Şöyle bir kaseye koyacaksınız. İçine şöyle bir avuç kuru yemiş atacaksınız. Hı hı. İşte efendim... Bundan fındık atabilirsiniz. İşte efendim ne varsa evde badem atabilirsiniz. Çekirdek atabilirsiniz. Ceviz. Evet atabilirsiniz. Hı hı. Biraz varsa kuru kayısı atabilirsiniz. Veya biraz bir tek hurma doğrayabilirsiniz. Hı hı. Onu hepsini şeye koyun, yoğurda karıştırın ve buzdolabına koyun. Hı hı. Bir gece beklesin, ertesi gün onu dondurma diye yiyin. Evet. Dondurmanıza bile gerek yok. En lezzetli şey. Bir de üstüne gayet güzel lezzet versin diye Hindistan cevizinin şeysi tozu vardır ya. Onu şöyle bir dökersiniz. En güzel şey. Ben bana gelen misafirlere evde yapıp onu ikram ediyorum. Evde buzdolabında hazır durur her zaman. Oh, elinize sağlık. Gayet basit. Kutu dondurmalık da bunlar daha güzel diyor hocamız. Peki dondurma ile ilgili yine soracağım sorular var ama bir izleyenimiz hatta demiş bekletmeyelim. Dondurma yenmeyecek diyorum o kadar. Evet yenmeyecek. Evde kendiniz yapın diyorum. Başka ne soru soracaksınız? Evet. Tamam sormuyorum, vazgeçtim hocam.